Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, fıkıh usulü ki Doktor Vehbi Züheyli'nin El-Veciz isimli eserinden okuyorduk ve bu eser daha çok talebeler için hazırlanmıştı. İki tane kitabı var fıkıh usulü ile ilgili. Birisi iki ciltlik, bu ise tek ciltlik. Ve giriş bölümünde fıkıh usulünün doğuşu, tarifi vesaire bunlar üzerinde durdu. Şimdi ise birinci bölümle başladı. El faslul evvel, birinci bölüm. El edilletu şer'iyye, şer'i deliller. El delil fil lugati, lugatta delil nedir? El mürşidu vel hadi ila eyyi şeyin hissiyin ev maneviyin, hayrin ev şerrin. İster hayır ister şer olsun, hissi ve manevi bir şeye ileten demek, yol gösteren demek. Ve fi ıstılahil usuliyin, usulcülerin ıstılahında ise ma yumkünü tavassul, yani ulaşılması mümkün olan şey, bi sahihin nazarı fihi, hakkında doğru bir bakışla, yani doğru bir düşünceyle neye ulaşılması mümkün olan şey ila matlubin haberiyin, yani istenen bir habere ulaşılması mümkün olan şeydir üzerinde düşünüldüğü zaman. Müslü hudusil alem, yani şu alemin, şu dünyanın sonradan var olması gibi, neye bakarak, bin nazarı fi ahvalil alem, bu dünyanın ahvaline bakarak, neyden ahvaline? Mesela min tagayyur ve takallup ve fena. Yani bu alemdeki işte başkalaşım, değişim, dönüşüm, bunlara bakarak bu alemin sonradan yaratıldığını ne yapmak? Anlamak. Ve vücub ve gerekliliğini bulmak, bilmek, anlamak. Bin nazarı fi delaletin nususi şer'iyye aleyhi. Yani bir işte üzerinde şer'i nasların delillerine bakarak bir şeyin gerekliliğini bulmak. Mesela ki kavlihi teala ve ekimussalah, namazı işte ikame edin. Bu nas gibi, bu şer'i nas gibi işte bunlar üzerinde düşünerek namazın farz olduğu hükmüne varmak gibi. Fe innehu, çünkü yumkinut tavassulu, ulaşmak mümkün olmaktadır. Bin nazari ve fi ahvalihi, yani bunun çeşitli durumlar üzerinde düşünüldüğü zaman, yani bakıldığı zaman, min kevnihi emren mesela, yani mesela bir emir olarak onun işte durumları hakkında düşünüldüğü zaman, ila matlubin haberiyin, istenen bir habere ulaşmak mümkün olmaktadır. Ki o da nedir? Yani bizden istenen haber, et tasdik, tasdik etmektir. Bi enne hadel emir, bu emrin yufidul vücube, yani vücub ifade ettiğini tasdik etmektedir. Etmektir. Yani işte o delille bakın neyi anlıyoruz? O mesela şer'i nas, ayet gibi, hadis gibi, hangi konudan bahsediyorsa o konu üzerinde düşünüp sonuca ulaşmak. Li ennehu, çünkü o, yani o ayet, emrun bi ikameti sala, namazın kılınmasını emretmektedir. Vel emru bi ikametiha, ve onun ikamesini emretmek, yani kılınmasını emretmek, yufidu vücuben, vücubeha, yani o ne ifade ediyor? Onun gerekli olduğunu, zorunlu olduğunu, emir olduğunu ifade ediyor. Fe kullu min el alem ve ekimus sale, ister bu aleme baktığımızda gördüğümüz işte değişikliklerden, bu alemin sonradan yaratıldığına ulaşma, isterse ve ekimus sale emrinden işte namazın farziyetine ulaşma, bunlar hepsi huvet delilu indel ulema, ulema yanında bunlar delildirler. Çünkü bakın şöyle aşağı geldik. Ve delilu şer'i. Peki şer'i delil nedir? Kullu ma yustafadu minhu hükmün şer'iyyun ameliyyun.
Evet, kendisinden ameli, şer'i hükmün istifade edildiği, anlaşıldığı her şeydir. Sevaun bi tariqil kat'i, ister kat'i yani yakini kesin bir yolla olsun. Ey el ilmi vel yakin, yani ilim ve yakin yoluyla. En bi tariqi zanni, isterse zan yoluyla olsun. Ey galebeti zanni, yani zannı galip yoluyla. Liza bu yüzden kânet delilu nev'eyni. Delil iki çeşittir. Kat'iyyü'd-delâle yani delaleti kesin olan, kat'i olan ve zanniyü'd-delâle ve zanni olan. Vel-edilletu nev'ani. Evet, deliller iki kısımdır. Edilletun müttefekun aleyha beyne cumhuril ulema. Yani alimlerin çoğu tarafından üzerinde ittifak edilen deliller ve hiyel kitabu ve sünnetu vel icma'u vel kıyas. Evet, bunlar nedir? Alimlerin üzerine ittifak ettiği delillerdir. Ve edilletun muhtelefun fiha ve eşheruha seb'a. Ve üzerinde ihtilaf edilen deliller ise bunların en meşhurları 7 tanedir. Hiye el istihsan, bunların hepsini açıklayacak ileride. Vel maslahatul mürsele, yani nedir istihsan demeyelim çünkü ileride söyleyecek. Vel maslahatul mürsele, evel istislah, vel istishab, vel urf, ve mezhebu sahabi, ve şer'un men kablina, bizden öncekilerin şeriatı yani. Ve seddu zerai olmak üzere 7 tanedir. Vel edilletul muttefeku aleyha vacibetul ittiba. Üzerinde ittifak edilen deliller uyulması, tabi olunması zorunlu olan delillerdir. Velakinneha ancak evet mürettebetun fi derecetil istidlali biha. Yani bunlarla delil çıkarılırken ve istidlal edilirken şu derece gözetilir. El kitabu önce kitap, sümme sünne, sonra sünnet, sonra icma, sonra kıyas. Ve delilu vücubi ittibaiha kavluhu Teala. Evet, bunlara ittibanın yani tabi olmanın, uymanın işte zorunlu olduğuna delil ise şu ayeti kerimedir. Evet, ayeti kerimede ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, eti'ullaha ve eti'urrasul, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ve ulil emri minkum, ve sizden olan emir sahiplerine. Fe in tenazatum fi şeyin, bir şeyde çekişirseniz, ferudduhu ilallahi, onu Allah'a götürün. Yani bakın, Kur'an'a götürün ve Rasuli sünnete götürün. İn kuntum tu'minune billahi vel yevmil ahir. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, zalike hayrun, bu daha hayırlıdır ve ahsenu tevila, ve tevil olarak yorum bakımından veya netice bakımından daha iyidir. Fel emru bi itaatillahi ve rasul, bakın Allah'a itaat emri ve Rasule itaat emri, emrun bi ittibai'l Kur'an ve sünne, Kur'an ve sünnete tabi olma emridir. Vel emru bi ittibai ulil emr el müslimin fi mecalil ilim ve şer, ve ilim alanında, yasama, şeriat alanında Müslümanların emrine, yani ulul emrine, Müslümanlardan olan emir sahiplerine tabi olmak ise emrun bittibai mettefeka aleyhil müştehidune minel ahkam. Evet, hükümlerde müştehitlerin üzerinde ittifak ettiği hususlara tabi olmaktır. Yani icmadır. Vel emru bi raddil vekai el-mütenazi' fiha ilallahi ve Rasul, yani üzerinde çekişmeli olan, yani işte mütenazi nedir? Mütenazi' değil de bunu mütenaza' diyelim. Yani niza edilen, çekişilen hususları Allah'a ve Rasulüne götürme emri ise emrun bittiba'il kıyas. Bu da kıyasa tabi olma emridir. Haythu la nassa ve la icma'i. Yani nassın ve icmanın olmadığı yerde.
Ve delilü tertibiha fil istidlâi mâ revâhul Begavi ve İbn Abdilber ve gayruhuma. Ve bunların işte delil getirmede sıralanmasına, yani sıralanmasına delil ise Begavi ve İbni Abdülberrin ve diğerlerinin rivayet ettiği şu hadis-i şeriftir. An Muaz İbni Cebel enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem lemma ba'athahu ilel Yemen, onu Yemen'e gönderdiği zaman kale dedi ki keyfe takdi izâ uride leke kadâ, yani sana bir mesele arz edildiği zaman sen nasıl hüküm vereceksin? Keyfe takdi? Kale dedi ki ekdi bi kitabillah, Allah'ın kitabı ile hükmederim. Kale buyurdu ki fe in lem tecid fi kitabillah, Allah'ın kitabında bulamazsan kale fe bi sünneti Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, sünnetiyle dedi. Kale buyurdu ki fe in lem tecid fi sünneti Resulillah, eğer Resulullah'ın sünnetinde bulamazsan kale dedi ki ectehidu ra'yi ve la alu, evet kendi görüşümle içtihad ederim ve la alu, ey la eksuru fil içtihat. Bu alu neymiş? Kusur etmem yani. İçtihatta kusur etmem. La alu, kusur etmem. Peki kale fe darabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala sadrihi. Evet, Muaz'ın göğsüne vurdu ve dedi ki elhamdülillahillezî veffeka, evet Allah'a hamdolsun, veffeka Resûle Resûlillah, Allah'ın Resulünün elçisini lima yurdi Resulullah. Allah'ın Resulünün elçisini Allah Resulünü memnun edecek şekilde muvaffak kılan Allah'a hamdolsun dedi. Ve ma revahul Begavi eyden, yine o rivayet etti Begavi. An Meymun İbni Mihran kale, Meymun bin Mehran'dan şunu da nakletti. Kâne Ebu Bekir izâ verede aleyhil husum. Ebu Bekir'e hasımlar, yani davacılar vardığı zaman nazara fî kitâbillah, Allah'ın kitabına bakardı. Fe in vecede fîhî, eğer orada bulursa ma yakdî beynehum. Evet, bu yani aralarında hükmedeceği şeyi orada bulursa kada bihi, onunla hükmederdi. Ve in lem yekun fil kitabi, eğer kitapta yoksa ve alime an Rasulillah fi zalikel emir sünne, ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu konuda bir sünnet biliyorsa kada biha, o sünnetle hükmederdi. Fe in ayyahu ve en yecide fi sünneti, evet eğer onu sünnette bulmaktan da aciz kalırsa, ayya bakın çaresiz kalmak, aciz kalmak, aciz kalırsa ne yapardı? Cema'a ru'usen nas ve hıyarahum, yani insanların reislerini, önde gelenlerini toplardı ve hıyarahum ve işte seçkinlerini festeşarahum, onlarla istişare ederdi. Fe in ecma'a ra'yuhum ala emrin, onların görüşleri bir hususta icma ederse, yani birleşirse kada bihi, onunla hükmederdi. Ve kezalike kâne yef'alu Ömer. Ömer de böyle yapardı. Ve ekarrahuma bakiyetus sahabe ala hâze. Fekâne icma'an. Ve diğer sahabeler de o ikisini bu konuda ikrar ederlerdi. Yani tasvip ederlerdi. Ve fekâne icma'an. O halde bu tertip icma oldu diyor. Vel edilletu eyden, yine deliller imma nakliyetun ev akliyetun, ya naklidir ya da aklidir. Fel edilletun nakli deliller hiyel kitabu ve sünnetu vel icma'u vel urfu ve şer'un men kablina, bizden öncekilerin şeriatleri ve mezhebus sahabi, ve sahabinin mezhebidir. Vel akliye, akli olanlar ise hiyel kıyasu vel maslahatul mürsele vel istihsan vel istishab ve seddü zerai'dir. Ve kullun mined delilin nakliyi vel akliyi,
Yani nakli ve akli deliller dün hepsi müftekirun ilal ahar, diğerine muhtaçtır. Fe innel içtihade la yukbelu bidunil itimadi ale delilin nakli. Çünkü nakli delille dayanmaksızın itimat dayanmaksızın bir içtihat muteber değildir. Yani kabul edilmez. لِأَنَّ الْاَقْلَ الْمَحْضَى Çünkü sırf akıl, yani sadece akıl la دَخَلَ لَهُ فِي teşri'il ahkam. Yani hüküm koymada onun dehli yoktur. Dehle değil de dehle diyeceğiz. Dehle yoktur. Yani onun bir yetkisi yoktur. وَالْاِسْتِدْلَالْ بِالْاَدِلَّةِ النَّقْلِيَّ Nakli delilleri delil olarak getirmek içinse, yani bunları kullanmak için de yuhtacu ihtiyaç duyulur ila nazarin, yani düşünmeye ve teemmülin, yine o da düşünmek. Bu nazar, yani bir bakış açısına, teemmül üzerinde düşünmeye ve taammuk ve derince üzerinde kafa yormaya ihtiyaç duyulur. Ve hâzihil edilletu, bu deliller, imma en tekûne aslan müstakillen bi nefsihi bi fit teşri, yani yasamada, hüküm koymada müstakil, yani kendi başına bir esas olur, bir temel olur. La yahtâcu inde isbâtil hükmü bihi ilâ şeyin âher, yani hükmü ispat ederken bir başka şeye ihtiyaç duymaz. Ve huvel Kur'anu ve sünnetu, Kur'an ve sünnet böyledir. Ve icma böyledir. Ve ma yetaallaku biha, ve bunlara bağlı olanlar. İşte kel istihsani, istihsan gibi. Vel urfi, örf gibi. Ve mezhebu sahabi, ve sahabi mezhebi gibi. Bunlara bağlı olanlar ne yapar? Kendi başına başka bir şeye ihtiyaç duymadan müstakil bir esas olurlar. Ve imma, ya da enneha leyset aslan müstakillen bi nefsihi, yani kendisi tek başına müstakil olarak bir esas olmaz, yani esas bir delil. Ve huvel kıyas, yani başkasına ihtiyaç duyar, bu da kıyastır diyor. Çünkü fe innehu, o kıyas, yahtacu fi isbatil hükmü bihi ila aslin varidin fil kitabi evi sünneti. Yani kitapta veya sünnette, evil icma veya icmada varit olan bir asla ihtiyaç duyar, onunla hükmün ispat edilmesi. Kema yahtacu ila marifeti illeti hükmül aslil mekis aleyhi. Yani ona kıyas yapılacak asli hükmün illetini, yani sebebini, nedenini bilmeye ihtiyaç duyulması gibi. Amma ihtiyacul icma'i ila müstenedin fehuve inde tekvinihi ve inkadihi la indel istidlali bihi. Yani icmanın bir dayanağı, bir mesnede ihtiyaç duyması ise onun tekvini, yani oluşturulması, meydana getirilmesi ve akdedilmesi içindir. Yoksa icmayı delil almak için değildir diyor. Burada kalıyoruz. Gelecek bölümde bunları tek tek açacak inşallah. Devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.